Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi hem bölgenin yeniden imarını, hem yeniden iskanını, hem de üretim yapısının, motifinin, nüfus motifinin ve yapısının yeniden değişimini gündeme taşıdı. Bu anlamda Türkiye'de savunma sanayinden gelen önemli bir adım, önemli bir hamle var. Bölgede Türkiye'nin yüksek katma değerli savunma sanayi ürünlerinin üretilebilmesi, yapının buraya taşınabilmesi için atılan adımlar, yapılan protokoller var. Bunların detaylarını şimdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'le birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tabii ki yaşanan deprem felaketi çok büyük ve kayıpların yerine konması çok mümkün değil. Ancak bölgenin bundan sonra hem motifinin hem motivasyonunun hem aynı zamanda katma değerinin artırılabilmesi için Savunma Sanayi Başkanlığı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağlı olan iştiraklerinizin atmış olduğu adımlar, yapmış olduğu protokoller var. Çeşitli ürünlerin bu bölgede üretilebilmesi adına yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünler bunlar. Dolayısıyla ne planladınız, nasıl planladınız? Tabii bölgedeki afetten sonra en önemli konu iskan, yani afetzedelerimizin bir an önce kendilerini barınak oluşturacak, şu anda ilk aşamada belki konteynerler, çadırlar ama hemen sonrasında da kalıcı konutlar düşünüldü ve çok sayıda konut projesi gündeme getirildi. Ancak bölgede konuttan öte bir şey daha olması gerekiyor. İnsanlarımızın orada iş aş meselesinde yerleşim artı istihdam öncelikli bir proje hayata geçirmesinin önemini düşündük. İnsanlarımızı orada tutmak istiyorsak o bölgenin ekonomik olarak da belli bir şekilde kalkındırılması gerekiyor. Sadece konut yaptığımızda konuttan sonraki aşamanın tabii ki istihdam olması lazım. Savunma sanayimizin de katma değerli yüksek teknoloji ürünlerinin çeşitli ortamlarda Anadolu'da yayılması için çok çeşitli görüşmelerimiz, fikirlerimiz vardı. Bu da bir fırsat oluşturdu. Dedik ki firmalarımız zaten afetzedelere, deprem bölgesine yardım konusunda kolları sıvamışlardı. Belirli kaynaklar ayırmaya hazırlardı. Bu kaynakları sırf doğrudan yardım ve konut yanında hem yüksek katma değerli iş yerleri, tesisler yapalım bölgenin çeşitli yerlerinde, hem de bitişinde konutlar oluşsun diye bir projeyi hayata geçirmek istedik. Tabii bu tesis artı konuttan bir adım daha ötesi de olsun diyoruz. Bölgeyle entegre olmak adına belki civarında da bir ekosistem oluşur. Artı oluşturulacak yerleşim yerlerinin tesislerin çok yakınında olması, bir kampüs havasında olması, çalışanlar için çok cazip imkanları oluşturması, konutların yanında çeşitli sosyal tesisler, sağlık tesisleri, alışveriş yerleri, kreş vesaire imkanları da olacağı, bir anlamda çalışanların orada mutlu şekilde yaşayabilecekleri iş yerlerine yakın ve cazip mekanlar oluşturmak bir ideal olarak önümüze kondu. Daha doğrusu hedef olarak koyduk şirketlerimize. Şirketlerimize bağışlarını bu yönde hayata geçirmenin daha doğru olacağını düşündüler ve şu anda kolları savaş durumdayız. Peki bu projeler tabii ki önemli çünkü hakikaten o bölgede yüksek katma değerli ürün üretim açısından bu istihdamın sağlanabilmesi çok değerli. Fakat tabii ki insan kaynağının bu yapıya doğru yönlendirilmesi, eğitim altyapısının buna göre şekillenmesi, üniversite işbirlikleriyle birlikte biraz daha bezenmiş ve hızlandırılmış bir çaba gerektirecek gibi görünüyor. Bunu planlaması için nasıl hareket edeceksiniz? Tabii ki şu şekilde sanayi odalarıyla çok yakın temaslarımız var. Bölgedeki üniversiteler ile çok yakın temaslarımız var. Orada madem iskan artı istihdam dedik, bu yüksek katma değerli, yüksek teknoloji içeren faaliyetlerin yapılacağı bölgelerde insan kaynağı, yine bölgenin insan kaynağı olması lazım dedik. Tesislerdeki faaliyetleri yürütebilecek nitelikte insanlarımız varsa bölgeden, İlk planda onların istihdamı, ikinci planda ise yine bölgeden o tesislerde çalışabilecek kalifikasyona sahip olmak üzere eğitilecek
insan gücünü oluşturmak. Yani bir eğitim faaliyetiyle başlatmak. Eğitim faaliyetiyle beraber de yine AFSD'lerimizin, bölgedeki insanımızın o tesislerde çalışabilecek yetkinliğe oluşmasını sağlayacak bir eğitim süreci de olacak. Bir kısmı bölgedeki üniversitelerle işbirliği içinde, onlar da oluşturacak belki meslek yüksek okulları, bazen işbaşı eğitimleri gibi eğitimlerle bir aşama belki ötesi de orada olmuşsa, yine diyelim ki şirketlerimizin ana tesislerinin olduğu, mesela Ankara tesislerinde belirli sürede orada istihdam ettiğimiz elemanlarımızın eğitimlerini yapmak ve de o süre içinde de yine onların ailelerinin planlanan iskan mahallelerinde, konutlarda oturmalarını sağlamak, eğitim süresince de yine gelir imkanından mahrum bırakmamak, yani eğitim aldığımız potansiyel elemanlarımızın da yine gelirlerinin devam etmesini sağlayacak bir zincir. Yani üniversiteler olacak, sanayi odaları olacak, şirketlerimizin eğitim birimleri ve eğitim yapılanmaları olacak. Üniversitelerimizin gerekirse bitiş içinde yakınında onların desteğiyle oluşturulacak eğitim tesisleri veya meslek yüksek okulları gibi faaliyetler bunun bir tamamlayıcı zincir olacak. Ve amacımız da bölgede bir iki şehirde değil, olabildiğince geniş alanlarda her bir şirketimizin en azından 7-8 yerde, 7-8 alanda bu yatırımları ve çevresinde de konutları yapmaları. Bu bir zincir, bölgeye hareketlilik getireceğine inanıyorum. Başka bir kalem de tabii şu anda depremin yaralarını sarmakla meşgul bölgedeki insanımız, sanayicilerimiz. Bu faaliyetler başladıktan sonra, onlar da bu acılı günleri biraz daha geride bıraktıktan sonra, onlar da bu faaliyetlerin çerçevesinde kendi katkılarını yapacaklar ve belirli bir ekosistem oluşturacaklar. Bu yapılacak yatırımlar bir lokomotif güç oluşturacak. İnşallah hem tesislerimiz örnek teşkil edecek, hem de yapılacak konutlar örnek teşkil edecek. Böyle ki bizim planımız inşallah böyle bir seviye yakalamak istiyoruz ki gerek istihdam açısından, gerek iskan ve konutların kalitesi açısından çok kaliteli elemanlarımız büyük şehirlerde çalışmak yerine buralarda çalışmayı da tercih edecekler ileride. İnşallah bu şekilde bölgenin kalkınmasına ve orada da yine demografik yapının kurulmasında önemli katkılarımız olacak diye düşünüyorum. Bu bölgede çalışmayı teşvik etmek için düşündüğünüz bir mekanizma var mı? Çünkü özellikle bu tür işlerde know-how'ı oraya taşıyabilmek, özellikle büyük şehirlerde yüksek eğitimli kitleyi o bölgeye taşıyabilmek zorluk olarak karşımıza çıkabiliyor. O nedenle hani o bölgede istihdam edilecek, çalışacak ya da mesaisini bundan sonra orada geçirecek olan yüksek donanımlı personel için bir ekstra düşünceniz var mı? Burada bir iki önemli parametre var. Bir, yapılacak işin kalitesi teknik açıdan, katma değer açısından bir yetişmiş bir elemanı tatmin edecek. Onun da hem kendisinin gelişimine hem de aldığı eğitim ve kabiliyetlerini orada gösterilmesine yarayacak bir iş imkanı. Yani işin niteliği, kaliteli elemanları çekebilecek nitelikte olması. İkinci ise yaşam koşulları. Yani onun için istihdam yanında kampüs niteliğinde iskan alanları derken oluşturulacak alanların çevre dostu, yüksek olmayan bir iki katkı maksimum, bahçesi, tesisleri olan, yani insanlar böyle stressiz bir ortamda yaşamalarını sağlayacak ve gerekirse daha büyük bir şehire çok yakın ulaşımını imkan verecek bir hava oluşturmak istiyoruz. Bence büyük şehirlerin gittikçe artan stres ortamlarındansa insanlarımız buradaki çalışma ortamının cazibesi artı yaşam ortamının cazibesi ikisini bir araya getirdiğimizde etrafında tabii yaşam ortamı derken sadece konutun kendisi değil, ailesinin emniyette çok rahatlıkla sosyal tesislerin kullanabileceği, çocuklarının kreşe, okula gidebileceği, kaliteli okulların olduğu, ibadet yerlerinin, spor tesislerinin olduğu bir kampüs olmasını ideal olarak bekliyoruz. Bu havanın da kaliteli elemanlarını çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü böyle bir eleman aradığı faktörler bence iş tatmini, artı ailesinin huzur ve refah içinde yaşaması, ki bu iki faktör bence çekici olacaktır diye düşünüyorum. Yine
TUSAŞ'ın yapmış olduğu bir analiz çalışması var. Bölgede yapmış olduğu çeşitli analizler, görüşmeler var. Sonrasında Kahramanmaraş bölgesi için anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla bir tesis kurulumu söz konusu olacak. Bu tesisle ilgili olarak nasıl bir altyapı hazırlığınız var? Çünkü dünyanın büyük uçak üreticilerine, Airbus'a, Boeing'e parça üretmek yönünde bir niyet, iştah olduğunu anlıyoruz. Nedir buraya ilişkin bakışınız? Şimdi hızlı olmak açısından öncelikle hemen mevcut bir tesis ve yapıya hızlı bir giriş yapılacak. Ondan sonra TUSAŞ'ın kendi tesisini kurmakla ilgili adımlar atılacak. Ve daha sonra da konut alanıyla ilgili şu anda devam eden çalışmalarımız var. Bunlar birbirine eşlenik olarak yürüyorlar ama ilk adım hızlıca kapalı bir alana girmek. Oradaki belli makine ve teçhizatı şu anda oraya taşıyarak üretime başlamak, o üretim için de hızlıca eleman istihdam etmek, daha sonra daha geniş bir alana, çok daha planlı bir yapıyı hayata geçirmek ve yine mümkünse bahsettiğim gibi tesisle konut alanında gerekirse bitişik ve olmazsa birbirine çok yakın şekilde inşa etmek. TUSAŞ'ınki tabii bir adım. Bahsettiğim gibi biz en az 7-8 alanda 7-8 değişik bölgede değişik şirketlerimizin benzer faaliyetler yapmasını planladık. Bu alanların bir kısmı şu anda belirlendi ve somut şekilde adımlar atılmaya devam ediyor. Yani planın önceliği bir an önce bölgede bir şeylerin başlatılmış olması, tesis kurulumunun alacağı süre hesabı katıldığında hızlı bir başlangıç açısından bahsettiğimiz bölge için şu anda planlanan böyle bir giriş yapmak. Daha sonra da Boeing, Airbus gibi ve diğer faaliyetlerde olduğu gibi ürünlerin burada üretilmesini sağlayacak tesisleri kurmak ve bunun yanına tabii mühendislik faaliyetlerini entegre etmek. Kesinleşmiş ürün ve parçalar hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? TUSAŞ'ın geniş ölçüde şu anda bahsettiğimiz şirketlerden gelen bir iş yükü var. Yani genelde sivil uçaklara yönelik bu iş yükünü de gerçekten kendilerinin dağıtmakla ilgili bir planlar var. TUSAŞ tesislerinde belirli malum Ar-Ge çalışmaları, ürün çalışmaları, kendimizin geliştirdiğimiz milli yerli ürünlerimizin, platformlarımızın bir aşama sonrası ürünleşmesi, seri üretimi geçmesi gibi faaliyetler var. Bunlar da tabii belirli bir iş yükü oluşturuyor. Şu andaki TUSAŞ'ın gelecekte planlanan iş yükü özellikle uçak parçaları alanında ve yine de bunların birçoğu tabii hassas imalat gerektiriyor. Bu alanda bir üretim planlamaları vardı. Bu işlerin oraya aktarılmasını düşünüyorlar ama bu aktarma şu anda mevcut iş yaptıkları yerlerden iş kesmek anlamına gelmiyor. Bunlar zaten artan iş yükünün dağıtılması ile ilgili planlar yapıyorlardı. Başta dediğim gibi Boeing ve Airbus olmak üzere ki bu şirketlerle çok yakın teması var TUSAŞ'ın ve TUSAŞ'ın üretim kabiliyetini ve kalitesini çok çok beğeniyorlar. Bu kabiliyet ve kaliteyle beraber de geniş ölçüde TUSAŞ'a verdikleri ve verecekleri siparişler var. Bu iş yüküne baktığımızda rahatlıkla bölgeye transfer edilecek parça imalatları var. Tabii sadece Boeing, Airbus diye anlamayalım bunu. Gerek kendi ürettiğimiz uçaklarımızın olsun, gerek İHA-SİHA'larımızın olsun, gerek helikopterlerimiz olsun çok çeşitli parçaları ve donanımlar olacak. Onların da bir kısmının oraya transfer edilmesi mümkün. Takvimlendirmesi için kafanızda bir plan var mı? Hızlı, mümkün olduğunca hızlı gidip orada bir alana girip çalışmaya başlamak dediniz ama bunun bir zaman planlamasını yaptınız mı? Ne kadar süre içerisinde orada üretime geçilebilir? Sonrasında kendi tesisine geçip onun ardından yapılacak üretime başlayabilmesi için ne kadar zamanlık bir takvim ve periyot var kafanızda? Detaylar biraz bölgedeki şartlara bağlı. Mesela şu anda bir kapalı alan bulundu. Oraya hemen ilk üretimlerin aktarılması planlanıyor. Şu anda alan bulundu. Teçhizatın oraya transferi aşaması düşünülüyor. Ama bir taraftan da konut alanı olarak ve yine ilerideki daha büyük tesisin alanı olarak bölge otoriteleriyle bir temas içindeyiz. Oradaki planımız bize gösterecek yerin kesinleşmesi ve orada bize tahsisiyle ilgili adımların atılması ile olacak. Bu adımların bazıları tam bize bağlı değil. Aslında
yer ve mekan belli olduktan sonra biz çok hızlı girip temelini atıp inşaata başlayabiliriz. Bunu da en geç 6 ay içinde harekete faaliyete geçiririz. Geçici tesisten oraya daha sonra katılabiliriz. Dediğim gibi bölgedeki bazı dinamikler, yani yer meselesinin ve çeşitli izinlerin alınması, arazinin zemin etütlerinin içeri rakımla alınması gibi bazı süreçler var. Ama önce yerin tespit ve temini önemli. Bazı alternatifler var. Şu anda konuşuyoruz. Büyük değil. Yani orada da çok muğlak değil. Ama bir iki alternatif var. Onların hangisinin olacağıyla ilgili bölgeyle temas içindeyiz. Son olarak ne kadarlık bir yatırım büyüklüğünden bahsediyoruz rakamsal olarak ve ne kadarlık bir istihdam sağlamayı hedefliyorsunuz projeler gerçekleştiği zaman? TUSAŞ'ın ki şu anda ilk planda 250 kişilik bir istihdam sağlayacak, ama bu tabii ilk yaklaşım olacak. Bence bu bir sene sonra biraz da artar. Birkaç sene sonra bunun 500-600 geçtiğini çok rahat verebiliriz. Tabii yatırımın değeri şu anda yaklaşık sadece tesis değil, tesis artı konut toplamda yaklaşık 1 milyar liraya yakın bir projeksiyon var önümüzde. Bakalım tabii gereğine ise o yapılacak, çünkü tesis istihdam meselelerinde işte eleman eğitimleri oluşturacak iş yükü ve benzeri, ama burada mesele elini taşın altına koymak. Ama parasal miktar olarak şu anda şirketimizin yaklaşık gözüne kestirdiği miktar bu civarında. Profesör Doktor İsmail Demir, çok çok teşekkür ediyoruz zaman ayırıp sorularımızı yanıtladığınız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.